Kötü ruh Ronnie, goblinleri Pamuk Prenses'e karşı kullandı. Bir tek nişanlısının garip hareketlerini gören Gobi, bir şeylerden şüphelendi. Madene saklanan dostlarımız, şans eseri Milarka'nın sihirli kılıcının bulunduğu mağaraya geldiler. Aşk Gerdanlığı. Neredeyiz biz? Madenden dışarı bir çıkış olduğunu sanmıyordum. Milarka uzun süre önce bir büyücü tarafından bir kılıcın içine hapsedilen bir ışık perisiydi. Sevgilisini yani aynanın cinini görebilmek için Milarka Pamuk Prenses'in vücudunu kullanmıştı. Milarka, neler oluyor? Kılıcınız benim yaydığım dalgalara cevap verdi ve buraya geldiniz. Dalga mı dedin? Evet, dalga gönderdim çünkü bir negatif gücün yani Morsis'in ormanı işgal ettiğini hissettim. Morsis mi dedin? Biri yüzyıllar sonra onu tekrar uyandırdı. Sadece bir aşk, dostluk ve cesaret gösterisi onunla savaşabilir. Aslında bu çok tehlikeli ve kötü bir güçtür. Milarka, ne yapmamız gerekiyor? Ne yazık ki bunu söyleyemem. Niye? Niçin? Şimdi kaçsanız iyi olur. Ben sizin yerinize goblinlerin icabına bakarım. Milarka, bunu nasıl yapacaksın? Ben burada kalıyorum Milarka. Burada kalıp seni savunacağım. Ama Gobi... Lütfen aptallık etme. Onları tek başına nasıl tutabilirsin ki? Ben onların prensiyim. Başlarına gelen şeyin tek sorumlusu da benim. Susun biraz. İşte sonunda hatırladım. Acaba bizim Ronnie neler yapıyor? Ve sen uyan hadi. Ronnie, çok iyi biliyorsun ki Pamuk Prenses'in cesedini bir an önce bana getirmen gerekiyor. Yine aklında neler var öyle bilgin? Bundan yaklaşık 300 yıl kadar öncesini düşünüyorum. 300 yıl mı? Ne ilgisi var? O zamanlar bir eğitim gezisinde edindiğimiz eğlenceleri içeren bir gerdanlığı Sofya Gölü'nün kıyısındaki yaşlı bir ağaca verirdik. Ben de geziden geri dönüyordum ve göle doğru gidiyordum. Mor bir sisin goblin ülkesini işgal ettiğini duymuştum. Bu da beni çok tedirgin etmişti. O zamanlarda şimdiki kadar temkinliydim ve bu yüzden yaklaşan olası bir tehlikeden kaçınmak için ormanın içinden geçen bir patikadan gitmeyi seçmiştim. Bir anda... Sonra onu korumaya çalıştım. Morsis'le karşı karşıya duruyordum. Aniden bir mucize meydana geldi. Herhalde gerdanlık onu yenebilecek kadar güçlü olmalıydı. Ama artık o gerdanlık sende değil, öyle değil mi? Bir gerdanlık ha? Evet. Eğer gerdanlığın ne işe yaradığını bulabilirsek belki de başarılı olabiliriz. Ne oluyor burada? Biraz susun. Sesleri duyamıyorum ben. Lütfen susun. Dikkat, goblinler geliyor. Prens Gobi. Bu mağaranın sonunda bir şelale var. Kılıcını oraya getirirsin. Ona ihtiyacım var. Ona sihirli güçleri sayesinde şelalenin sularını donduracağım ve goblinler burada kapalı kalacak. Anladım. Sağ ol Milarka.
Hadi acele edelim. Tamam hadi gidelim hadi. Hadi. Beni merak etmeyin. Hadi biraz acele edin. Tamam. Dikkat edin. Artık rahatlayabiliriz. Hadi şimdi gidelim buradan. Olmaz. Ben eve gidiyorum. Yeşeli sen neden bahsediyorsun? Ne dedin anlayamadım. Sadece onu almaya gidecektim o kadar. Neyi almaya? Gerdanlığı tabii ki. Gerdanlık sende mi yani? O üç neşeyi o kadar zorlukla topladım ki onları ağaca vermek istemedim, anladın mı? Söyle onu nereye koydun? Sen bizi goblinlerden savun, ben gerisini hallederim, merak etme. Sana bunlardan kendimi sorumlu tuttuğumu söyledim, risklere ben girmeliyim. Bak, inatçılık etmenin alemi yok, tamam mı? Sen istediğini yap, ben kulübeye gidiyorum. Hey, beni bekle! Gobi, neşeli. Bilgin. Onları kendi haline bırakın, gidelim. Onların burada olmaları gerekiyor. Burada neler oluyor böyle? Bu da ne? Hayır, sakın daha fazla yaklaşma. Söyle bana, Gobi'yi hatırlıyor musun? Gobi mi? Memol, gözlerini kapat, sakın bakma! Neşeli, beni yavaşlatıyorsun. Gelmesen iyi olur. Gobi, asıl yavaş olan sensin, sakın konuşma. Ben mi yavaşım? Seni yavaşlatıyorum, öyle mi? Hey, beni bekle, beni bekle! Milarka, sen gerçek bir baş belasısın. Rahatsız edilmeye izin veremem. Ha? Pes etmeyeceğim. Koru kendini. Milarka, bunu neden yapıyorsun? Bu seni ilgilendirmez. Benim geleceğim Pamuk Prenses'e bağlı. Ve onun incindiğini görmek istemiyorum. Şimdi anladın mı beni? Lanet olsun. Pamuk Prenses, mümkün olduğu kadar uzağa kaçmaya çalış. Bu arada orman, Ronnie'nin kötü güçleri yüzünden yavaş yavaş yok olmaya başlamıştı. Ronnie, bakıyorum da bu sefer oldukça iyi bir iş başarıyorsun. Evet, bu Pamuk Prenses'in ormanı ve yavaşça yok oluyor. Senin buradan dışarı çıkmana izin veremem. Sana lanet olsun. Milarka. Ne oldu prenses? Galiba Milarka yardım istiyor. Milarka mı dedin? Hadi çabuk olun. Bir an önce şu yamaca ulaşmamız gerekiyor. Tamam. Milarka. Fazla tutamayacağım Pamuk Prenses. Kaç hadi. Kaç Pamuk Prenses, kaç. Ha ha ha!
Ne oldu? Neden durdun? Ay. Ne oluyor Gobi? Abi duralım, burada garip bir şeyler oluyor. He? Çimenlerin üstünde rastgele duran kuru yapraklar var. Bu tipik bir goblin tuzağıdır. Ha, o zaman madem öyle biz de yeşil çimenlerin üzerine basarak gidelim, olmaz mı Gobi? Seni aptal, gördün mü, seni kandırdılar. Aslında kuru yaprakların üzerinde yürümememiz gerek. Tamam, gidelim hadi o zaman. Yavaş ol, beni bekle. Çok dikkatli olmamız gerek. Yavaş yavaş yürü. Tamam, olur. Tamam, işte oldu. Beşeli. Sana dikkatli ol dememiş miydim? Az daha düşüyordun. Gobi! Gobi? Ha! Memol, bizi bekle. Dayan biraz Gobi. Hadi bırak beni Neşeli. Yoksa sonunda senin de kolun çıkacak. Dikkat et Gobi, dikkat et. Başaramazsın Neşeli. Hadi bırak beni artık ve git. Sen beni duymuyor musun? Tabii ki seni duyuyorum. Neşeli, dikkat et. Artık Milarka'nın sesini duyamıyorum. Acaba Gobi ve Neşeli ne yapıyorlar? Pamuk Prenses. Çok tehlikeli. Dikkat et. Prenses, sen iyi misin? Bilgin, şuna bak, goblinler geliyor. Çabuk olun, cücelerden kurtulup Pamuk Prenses'i yakalamalıyız. Hadi gidelim, hadi. Yavaşlamamamız gerekiyor, hadi gidelim. Sen devam et Neşeli, aptallık etme. Ben burada zaman kaybediyorum ve bu tamamen senin suçun. Ne dedin sen? İlk izlenim her zaman geçerli olandır. Hakkında yanılmamışım. Sen işe yaramaz bir prensmişsin. Bunu biliyordum. Sen ne diyorsun? Senin prens olmaya hakkın yok. Çünkü sen korkak tekisin diyorum sana. Bir hakaret daha edersen suratına yumruğu yersin. Öyle mi dersin? Nerede sende o cesaret? Hadi, hadi gelip de vursana bana. Hadi. Sana göstereceğim. Kızdığın zaman ne kadar güçlendiğini gördün mü Gobi? Şimdi mahvoldun. Özel meselelerimizi Pamuk Prenses ve diğerlerini kurtarana dek erteleyelim. Tabii ki, büyük bir zevkle Gobi. Tamam, gidelim. Gobi, sence nereden girelim? Dur bir bakalım. Evet, buradan gir. Tamam. Gobi! Memol? Memol! Dur bakalım. Hayır dur. Bunu bana bırak. Sen gidip gerdanlığı al. Ha? Memol aklımızı okuyor. Çok geç olmadan önce git hadi. Hadi artık çabuk ol. Gobi. Merhaba Memol. Merhaba Gobi. Aa!
Neşeli çabuk ol gerdanlık. Hemen gidip gerdanlığı al. Tamam Gobi, gidiyorum hemen. Ne yapıyorsun? Bu ne büyük şanssızlık. Galiba bizi sonunda yakalayacaklar. İşte oradalar, hadi yakalayalım. Of, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne yapacağız? Gerçekten harika bir. Harika. Hadi dostlarım. Hadi efendim. Ben de. Hadi. Tamam, oluyor. Hadi ben de geliyorum. Teşekkür ederim dostlarım. Sayenizde başardık. Lanet olsun, kurtuldular. Biraz daha dayan Gobi. Birazdan yanına geleceğim. Ay, ben onu nereye koydum acaba? İşte orada. Şu kutunun içinde olmalı. Ama ona ulaşamıyorum ki. Yapma Memol. Hadi o bıçağı bana ver. Memol, hadi uyan lütfen. Benim Gobi. Bırak beni. Memol. Lütfen uyan. Sana zarar vermek istemiyorum. Lütfen. Memol, sen iyi misin? Evet, iyiyim Prens Gobi. Gobi. Evet Memol. Evet, benim. Sonunda uyandın. Bana yardım et. Hayır, Memol, lütfen yapma. Hayır Gobi, hadi kıpırda, hadi. Hayır, dur Memol, lütfen, rica ediyorum. Sen de kimsin? Kes sesini aptal. Gobi. Neşeli. Bekle biraz. Al bakalım şeytan. Bu da ne? Hadi buna da karşı çık bakalım. Kes şunu! Kes şunu! Canım çok yanıyor. Lütfen kes şunu. Bir gün şu ışığa baksana. Söylesenize neler oluyor? Bu o ışık. Benim yıllar önce gördüğümün aynısı. Madem öyle, Neşeli'nin gerdanlığının kötü ruh Ronin'in üstünde büyük bir etkisi olmuştu. Ama goblinler hala zavallı Pamuk Prenses'in ve dostlarının peşindeydi. Acaba goblinler güzel prensesi yakalayabilecekler miydi?